Yağış yurt genelinde etkili olsa da tarımsal kuraklık tehlikesi devam ediyor. Bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde yağışların düzensiz ve beklenenden farklı olması anlamına geliyor tarımsal kuraklık. Su rejiminde bozulma olduğunu vurgulayan uzmanlar bu durumun tarımsal ürün yetiştiriciliğine olumsuz etkileri olduğunu ifade ediyor. Son yıllarda Doğu Akdeniz Havzası'nda kuraklığın olacağını artık hepimiz biliyoruz. Türkiye'de şu anda bu kuraklık rejiminin içinde maalesef bu yeşil su diye nitelendirilen kuru tarım için ihtiyaç duyulan su miktarında ve su rejiminde bir bozulma var. Ziraat mühendisleri ekim yapılacak ürün desenini düzenlemek gerektiğini söylüyor. Kuraklık aynı zamanda belirli bir bölgenin yağış rejiminin başka bölgelere taşınması anlamına da geliyor. Bu nedenle de yeni ürün desenini belirleyip ona göre ekim dikim çalışmalarının yönlendirilmesi gerekiyor. Uzmanlar önlem çağrısı yapıyor. Kuraklığa ilişkin önlemleri hızlıca almak gerekiyor. Bunların başında kapalı basınçlı sulama sistemleriyle suyun tarımda tasarruflu kullanımını hızlıca sağlamak. Bunun için sulama sistemlerini destekleme kapsamında, hatta sübvansiyon kapsamında çiftçilerimize vermek gerekiyor. Özellikle rezerv su olan akifer sularının, yeraltı sularının mutlaka korunması, sanayi madencilik yatırımları gibi yatırımlarda kullanılmaması gerekiyor.